Hardware Plus'ın herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Gün geldi çattı ve yine bir Apple haberiyle sizlerle birlikteyim. Yakın zamanda, çok yakın zamanda hatta yani 5 Haziran'da önümüzdeki hafta Apple WWDC yani Geliştiriciler Konferansı'nı duyuracak ve birçok yeni ürünle beraber birçok yeni yazılımı da burada görmemiz bekleniyor. Hızlıca başlamak istiyorum aslında. 5 Haziran'da ve tam saat 8'de, Türkiye saatine göre 8'de başlayacak. İsterseniz de Apple'ın kendi sitesinde canlı olarak takip edebileceksiniz. Bu da güzel noktalardan bir tanesi. Peki Apple ne yapacak aslında? Ondan başlamamız gerekiyor. Apple'ın yapacağı en büyük yenilik ve tanıtacağı en büyük teknolojik ürün aslında Reality Pro. Reality Pro ne? Bir VR gözlüğü veya artırılmış gerçeklik gözlüğü diyebiliriz buna. Bu çok uzun zamandan beri geliştirilen ve Apple'ın çıkarmasını beklediği ürünlerden bir tanesi. Çünkü bununla beraber Apple artık yeni bir dünyaya adım atmış durumda. 3 boyutlu teknolojilerle beraber insanları artık sanal dünyaya girişini burada yapmış olacaklar. Apple bunu aslında uzun zamanları geliştiriyor dediğim gibi ve çok büyük bir yatırım da ortaya koyuyor aslında ve bununla birlikte Apple bütün ekosistemini bir arada tutmakta istiyor. Peki Reality Pro ile beraber neler olacak? Onlardan başlayalım hızlıca. Baktığımızda aslında iki tane ekran burada olacak, 4K çözünürlüğünde ve mikro oledlerle beraber geliştirecek. Yani her gözünüzde birer tane ekran olacak ve 4K çözünürlüğüne sahip olacak. Aslında çözünü çok çok yüksek bir ekranla beraber olacağız. Bu ekranla beraber biyometrik kimlik doğrulama için iris tarayıcısı olacak ve siz gözlüğü taktıktan sonra aynı face ID gibi sahibi olmayan kimse o gözlüğü açamayacak ve kilidini açamayacak kullanamamış olacak böyle bir özelliği bulunacak ve Apple'ın M2 tabanlı işlemciden Yonga setinden gücünü alacak konuşulanlar arasında ve MagSafe benzeri bir harici pille beraber gelecek konuşulanlar arasında yani harici bir şarj girişi olmayacak tipçe veya Lightning olmayacak buradan MagSafe üzerinden şarj olacak konuşulanlar arasında ve tabii ki kameralarda olacak kameralarda ne yapacak ön tarafta gösterecek sizlere ön tarafta Kamerayla birlikte etrafınızı tarayarak burada ekranda gösterecek şeyleri yerine göre sıralamış olacak ve göz ve el izleme sistemi içerecek bu kameralarla beraber ayrıca ses teknolojisi de gelişmiş olacak. Bildiğiniz gibi Airpods'lar üzerinde bir uzamsal ses teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji yani Surround ses sistemi daha doğrusu bu teknolojide Reality Pro ile beraber olacağı konuşulanlar arasında. Peki özellik olarak ne yapabileceksiniz? Yani Reality Pro'yu aldınız taktınız bize ne gösterecek ondan biraz bahsedelim. Burada FaceTime, dosyalar, ev, serbest biçim, mail, haritalar, mesajlar ve daha fazlası dahil olmak üzere özellikleri kullanabileceksiniz. Ve birçok iPad uygulamasında burada kullanabileceksiniz. Bildiğiniz gibi iPad'lerde yatay formda çok güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Ve bu uygulamaları da Reality Pro ile beraber kullanacağınız anlamına da geliyor. Ayrıca bu gözlükle beraber spor programlarını takip edebileceksiniz. Yani bir maç olacak ve o maçı izlemek için de burada gözlüğünüzü takıp sanki bir ekran varmışçasına karşınıza bir televizyon varmış aslında burada gözlükle beraber maçlarınızı takip edebileceğiniz anlamına geliyor. Tabii ki bir de video konferansta gerçekleştirebileceksiniz ve siz o gözlüğü takınca karşıdaki kişinin silüeti karşınızda bulunacak ve sanki direkt ona bakıyormuş gibi video konferanslarınızı gerçekleştirebileceksiniz. 3 boyutlu modelleme üzerinde bunu göreceğiniz anlamına geliyor. 3 boyutlu grafiklere sahip yeni bir wellness uygulaması da bulunacak. Bu daha öncesinde iPad'lerde de bulunuyordu. Şimdi ise Reality Pro ile beraber de gelecek konuşulanlar arasında. Tabii ki de en çok sükse yapan ürün bu olacak eğer tanıtılırsa ve sonrasında satışa çıkarsa. Satışa çıkması biraz da ertelenmiş gibi gözüküyor. Özellikle 2025 yılına kadar da sarkmış durumda ama sadece biz bunu geliştiriyoruz. Bakın böyle bir şey yaptık demek için burada Apple Reality Pro'yu insanlara gösterecek diye umuyorlar ve söylüyorlar diye ben de sizlere bunu aktarabilirim. Bir diğer yenilik ise Mac tarafından MacBook tarafından MacBook Air gelecek. Yeni 15 inçlik bir MacBook Air gelecek ve M2 işlemcisinden gücünü alacak konuşuluyor. 15 inçle beraber biraz da büyüyen bir ekran ve daha hafif bir kasadan oluşacağı konuşulanlar arasında ve şöyle bir özellik de bulunacak. Yeni bir işlemci M3 burada kullanılması çok fazla olası değil ama üstü CPU performansı adı altında M2 Ultra çipli yeni bir Mac Pro bilgisayarda tanıtılacağı beklenenler arasında özellikle Mac Pro ile beraber Mac Studio'da da bu beklenenler arasında Mac Studio ile beraber bildiğiniz gibi yapamayacağınız işlem yok. Özellikle Aydoğan da buradan sesleniyorum. Aydoğan yeni bir bilgisayarı tabii ki de şakaydı ama bu bilgisayarla beraber yapamayacağınız iş gerçekten bulunmayacak. M2 çipli yeni Mac Studio ile beraber akıl telefonlarda, tabletlerde, televizyonlarda, saatlerde yeni bir yazılımda bulunacak bildiğiniz gibi. Bunlardan bir tanesi aslında birçok kişiyi de yakından ilgilendiren iOS 17 ile beraber bunu görmüş olacağız. iOS 17 ile beraber neler olacak aslında? Apple iOS 17 ile beraber aslında kişiselleştirmede biraz daha bir adım öteye de gitmek istediğini burada bizlere belirtiyorlar. Özellikle akıllı ev ekranı tasarımını taklit eden takvim randevuları, hava durumu verileri ve bildirimler gibi çeşitli bilgileri sergileyecek ve yeni bir arayüzde bizlere sunmuş olacak iOS 17 ile birlikte yeni arayüz iPhone kitlendiğinde yatay yönde de kullanabilecek bir şekilde ayarlanacakmış. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Özellikle telefonunuzu mesela bıraktığınız masaya bıraktınız veya gece uykudayken burada komodinin üstüne bıraktınız yatay formdayken şöyle durduğunuzda telefon yataya baktığınızda yine iPhone'unuzu kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Böyle özellikler aslında güzel ve kullanışlı olacağını düşünüyorum. Yeni arayüzle birlikte Apple'ın platformlarda daha fazla canlı bilgi içermesi aslında bekleniyor. Yani bu ne demek oluyor? Bildirimler kısmında sizlere daha fazla şey gösterebilecek. Böyle olduktan sonra da kişisel Yine bol bir arayüzle birlikte olacağız. Biraz da Android tarafına kayıyormuş gibi hissediyorum böyle konuştukça Çünkü aslında insanlar bunu istiyordu Apple tarafında, özellikle iOS tarafında. Ama biraz da Apple tarafından Android tarafına geçince bu özelliklerin hali hazırda var olduğunda bizler biliyoruz. Bunun dışında sosyal paylaşım yeteneklerinin güçlendirilecekmiş. Ne demek bu aslında? Mesela bir günlük tutma uygulaması çıkacakmış. Günlük tutma uygulaması ile beraber o gün ne yaptığınızı, ne işler gerçekleştirdiğini sizlere gösterecek ve bunu takipçilerinizle de paylaşabileceğiniz anlamına geliyor. Böyle bir düzenleme gerçekleşecekmiş. SharePlay ve AirPlay biraz daha gelişecekmiş ve bununla beraber aslında mesela bir kullanıcılar otele gittiğinde iOS 17'yi kullanan kullanıcılar ve iPhone kullanan kullanıcılar otellere gittiğinde diğer mekanlara gittiğinde sahip olmadıkları cihazlarda mesela Wi-Fi'lere bağlanmak istiyorlar. Wi-Fi'lere bağlantılarını daha kolay hale getirmek adına iyileştirme yapılması planlanıyormuş. Çok fazla yenilik bahsedilmiyor en azından şimdilik. Tabii ki de etkinlik gerçekleşince çok daha fazla bilgiye ulaşacağımızı söyleyelim. Bunun dışında tabii ki de WatchOS 10 ile beraber MacOS 14'de çıkacak ve burada da bir takım gelişimler olacak konuşulanlar arasında. Ve şöyle bir bilgi daha aldım aslında. Özellikle Bloomberg'in baş muhabiri var burada. Mark Gurman diye birisi. O da diyor ki Apple'ın şimdiye kadarki en uzun ve 2 saatte aşan konuşmalarından biri olmasını bekliyorum diyor. Yani şimdiye kadar biz Apple'dan bu kadar uzun lansmanlar görmüyorduk. Özellikle Apple tarafından beklemiyorduk. Android tarafında birçok fazla marka var. 2 saatte aşan, 3 saati aşan canlı yayınlar yapıyorlardı. Biz de onları sizlere anlatıyorduk. Ve yakın zamanda dediğim gibi 5 Haziran'da Apple yeni ürünlerini, yeni teknolojilerini ve yeni yazılımlarını bizlere tanıtmış olacaklar. Çok kısa süre içerisinde tanıtılacak ve çok fazla bilgi olmasa da edindiğim bilgileri sizlere aktarmak istedim. Peki sizler ne düşünüyorsunuz WWDC hakkında? Özellikle 2023 yılında VR teknolojisini kullanan Apple, bir teknoloji gelişmedikçe kullanmamayı tercih ediyor bildiğiniz gibi. En doygun noktasına ulaştığında Apple o teknolojileri kullanmaya başlıyor ve kullanıcılara sorunsuz bir deneyim vaat ediyor. Aynı şekilde burada da olmasını bekliyorum özellikle bu VR çiple beraber Reality Pro ile beraber neler yapılabileceğini aklım hayalim almıyor. Tabii ki de Apple bunun üzerine birçok fazla geliştirme de sunacaktır diye söyleyebilirim sizlere. Şu anda herhangi bir iPhone hakkında bilgi bulunmuyor. Özellikle 15 serisi hakkında bir bilgi bulunmuyor ama dediğim gibi bu etkinlikle beraber daha çok donanım ve yazılım üzerine teknoloji tanıtması bekleniyor Apple'ın. Sizlerde de WWDC hakkında yorumlarınız varsa lütfen bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca tabii ki canlı yayın yapıldıktan sonra etkinlik gerçekleşince Apple neler tanıttığı hakkında da bir video hazırlamayı planlıyorum. O videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.